Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi yedihi melekutu külli şey, lehu makalidu semavati vel ard. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ مِنْ سِيَاتِهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Lemalar 345, kayyumiyetle alakalı bir yer. Herkesin aleminde farklı karşılık olacağını biliyorum. Yani şöyle, düşünceler niye değişiyor cevap olacağını? Niçin insan bu kadar güzel bir donanımla, ciddi bir donanımla gelmiş, sonsuz ve nihayetsiz bir sistem var, bedeni anlatmıyorum. Böyle bir sistemle donatılmış, faniye niye gelmiş? Bazen beni en çok meşgul edenlerden bir tanesi de şu, yani Allah senin için ne ifade ediyorsa, ya böyle bir Allah, yağmur yağıyor, güneş oluyor, gündüz, gece oluyor, geliyor, gidiyor, küfür ediyor, iman ediyor, etmiyor. Böyle bir yakış yapamıyorum yani, nasıl ifade edeceğim? Ona yakışamıyorum. Ona şey göremiyorum yani. Daha acayip bir şey olması lazım. Bunu çok böyle soru benim tabii. Bunu 19. sözde İmam-ı Gazali Allah'ın takip etmiş olduğu gayesine göre bu alem ta kendisidir diyor. Tamam mı öyle? Orada bir Arapça tabir vardı, neydi? Abdurrahman 19 sözde o geçiyor. Yani takip edilen gaye görüyorum. Ha demek ki biz o gayeyi kaçırmışız. Yani Allah'ın takip etmiş olduğu. Mesela Allah bu alemi daha farklı yaratabilirdi. Daha acayip. Ne bileyim. İmkanda olan en mükemmeldir. Nasıl mükemmel? Daha mükemmel olabilirdi. Cennet bundan daha mükemmel değil mi? E niye oradan buraya, buradan oraya gidilmemiş? Leyse fil imkan ebdev mi makan. Leyse fil imkan ebdev mi makan. Hani çok acayip. O kadar, ha demek ki Allah'ın bir takip etmiş olduğu bir gaye var. O gaye, ibre ona ne kadar yakın olursa psikolojin, aile, cemiyet vesaire hepsi düzene oturuyor. Mesela ölüm korkusu da onunla alakalı. Hemen onu da şu anlardan söyleyeyim, buraya geçeceğim. Mesela Allah kendisini tanıyıp tanımlama noktasında en cami fıtrat insanı yaratmış. Allah'ı tanımak için Allah'ın esmasını, cilve, cemal, nakşı ve sanatını, nüminelerini bize koymuş. Bunlardan bir tanesi bekadır. Allah bakidir. Ya baki, entel baki. Biz baki değiliz. Biz makinin eseriyiz. Allah bu beka arzusunu, fıtratını bize vermiş. Onu tanıyalım diye. Fakat biz onun yönünü değiştirdik. O beka isteğini, fıtratını kendi bedenimize çevirdik. Bunun bekasını aradık. Başımıza belayı bulduk. Bu sefer beka isteğini faniden isteyince, şu bedenden isteyince, ona bağlayınca bu da yıkılıyor. İnkıraza uğruyor, değişiyor, dönüşüyor. Bu dedim ki ben bu muydum? Değişiyor. E bu sefer beka yani ebed sonsuz yaşama fıtratını faniye verirsen işte onun adı ölüm korkusudur. Yüzünü değişmiş, yönü değişmiş. Ona verilmesi gerekirken faniye çevrilmiş. Böyledir. Dünyevi hadiseler, insani ilişkilerde de öyledir. Onun ibresi, yani kainatı yaratan leysel fil imkan, ebdömü makan. Yani Allah daha yapamaz mıydı? Gazali diyor ki orada. Allah'ın takip etmiş olduğu bir gaye var. Tamam, bir gaye var. Ona en uygun. Yoksa Allah'ın ilminde en uygun değil. Ne aitsizlik var Allah'ın? O zaman o gayeyi yakalamak gerekiyor. Bir an yaratılıp kaybolanlar var. Şimdi diyor ki, لَا تَخُزُوا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ مَا مِنْ دَابَةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٍ بِنَاسِيَاتِهَا لَوْمَ قَالِدُ سَمَاوَةِ وَالْاَرْضِ gibi ayetlerin işaret ettiği
hakikat-ı azimenin bir veci şudur ki, şimdi burada mevcudattan yani yıldızlardan bahsediyor. Fakat ben buraya Mustafa atlayacağım. Yani mevcudatı Allah devi deveran ediyor. Lehu makaledü semâtü vel ard. Her şeyi böyle anlamdan tutmuş çevirip çeviriyor. Yani Allah'ın niyetine göre, yani gayesine göre mevcudat şekil alıyor. Bunun en güzel örneği biz düşünceler yani. Yani kendi alemimizde. Mesela neyi düşünüyorsanız hücreler, kaslar, üretme, sindirme, bezleri var. Yani vücut ona göre çalışıyor. Toplanıyorlar, dağılıyorlar, ağrı giriyor, ağrı olmuyor. Yok olan bir şey ağrı oluyor. Olmayan kalkıyor, var olan gidiyor. Vücuda tasarruf eden en yetkili mekanizma düşüncelerdir. Evirip devirip çeviriyor yani. Yine kullanacağım bunu burada. İkinci mesele, eşyanın sırrı kaymenetle münasebetler faydelerinin ve hikmetlerinin bir kısmına işaret etmeyi bu makam iktiza ediyor. Ağırdır ama şöyle demiş yani, eğer yerinde kullanayım, şeyini kullanayım, sözünü kullanayım, kendisini dememek ahlaka uygun değil. Einstein demiş ki, şu zordur, şu izah edilemez, bu anlatılamaz denilen şey diyor, onu söyleyen kişi anlamamıştır da ondan. Bir şeyi ne kadar iyi anlamışsan o kadar kolay anlatabiliriz. Risale-i Nur bu meseleyi anlamış. Biz de güzel aynı olursak, siz de biraz da böyle gayret ederseniz, kayyum çok ciddi bir mesele ama hoş bir mesele. Eğlence gibi, eğlenerek böyle şey yaparsak, yer yer sorularımıza cevaplar üreteceğiz. İstifade edeceğiz inşallah. Demek ki bu mevcudat bizim düşündüğümüz gibi değil, Allah kayyumiyeti değil. Kayyum şu, Allah var olduğu için mevcudat vardır. Allah tuttuğu için tutuyor. Kısa-i Musa'da geçiyor. Ya Musa, Rabbimiz, ilahımız, Allah'ımız yani, uyur mu? Demiş, ondan sonra, şimdi bir sürü şey anlatsan, sinetim olan değil mi? Diyor, bak burada geçiyor. Yani Allah'a uyku tutmaz. Nasıl anlatacak? Dedi ki, aranızda en güçlü bir adam verin bana demiş. En güçlü bir adam, Yusuf. O zaman testiler böyle bakır falan demirden değil, testi topraktan. Tıta bunu dedi, sen de bunu. Sana bırak diyene kadar bırakmayacaksın. Tamam. Bu saatlerce odaymış o. Tamam demiş. Adam ne yaptı? Uyku tutunca ikisi de düşmüş. Kırılmış, milleti çağırmış. Bu niye düşürdü demiş. Uyudu de onun için düşürdü demiş. Allah da uyusaydı yıldızlar böyle düşerdi demiş. Demek ki Allah... Uyku, ruha uyku yoktur. Onu diyeyim. Bedenseldir uyku. Onun için cennette uyku yoktur. Abdülkadir Geylani uykuyu kabul etmiyor. Müridi demiş ki, efendim bir rüya gördüm. Yorumlar mısınız? Rüya mı gördün demiş. Korkmuş. Rüya gördün he. Yani demek yattın sen he. Kabul etmiyor. Bedenin arkasına geçince bedene öyle bir şey olmuyor. Demek ki şu eşyanın Allah kaimiyetiyle, Allah tuttuğu için vardır. Tutuyor. Gezegenleri tutuyor. Bu kainat büyük insan kabul edilirse gezegenler, yıldızlar insan hücresine tekabül ediyor. Yıldızlar insan hücresi gibi büyük insan kabul edilirse, ara boşluklar öyledir. Sıvı vesaire. Şimdi bu eşyanın durması, sevk idare etmesi, yani tarak saçtan geçer gibi geçip de dengeyi bozmaması Allah'ın kaymetiyle, tutmasıyla oluyor. Bu mevcutatta öyle hareket ediyor, oraya uygun. Evet, her şeyin hikmeti vücudu, yaratılışındaki gaye, üç şey takip ediliyor. Bir, gayi fıtrata, iki, gayi hilkata, üç, netice hayata. Yani, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah yarattı. Bu yaratması ihtiyacından değil haşa, iktizasındandır. Güneş ısı ışık vermesi, gezegenleri tutması, suyun eşyayı ıslatması ihtiyacından değil,
hilkatindendir, fıtratındandır, yapısındandır. Mesela şu lamba bizi aydınlatıyor. İhtiyacı mı var? İhtiyacından değil, fıtratındandır. Allah da Halik olduğu için yaratıyor. İhtiyacından değil, Halik'in fıtratında olduğu için. Mesela anne babalar veya insan birisi, mağdur birisine şefkat eder, yardım eder. Yani zaten gariban, ihtiyacından değil, fıtratımızdandır. Etmesen fıtratı bozuk. Allah Halik olacak, yaratmayacak. Halik olduğu için yaratıyor, yoksa ihtiyacı olduğundan değildir. Bu her şeyin bir hikmeti vücudu, bu fıtrat. Faidi hilkati var. Mesela 20. sözde geçer. Vazife-i fıtratı, bir de ne geçiyordu? Netice-i hilkati ve vazife-i fıtratı. Şu, insanın yaratılması vücut. Bu fıtratta yaratılması, fıtrattır bu. Kadın değil erkek yaratıldı. Şu değil bu, bu fıtrattır. Hilkat vücuda gelmektir. Hilkat yaratılmaktır, yokken var oldu. İşte imanın dışında, ne olur bunu kavramanızı istiyorum. İmanın dışında en büyük nimet, imanla bilinir de onun için dedim. Ama kendi başına mana itibine imandan da kıymetlidir. İmanı da iman yapan budur. Nedir o? Yaratılmak, ben varım diyebilmek. Felçli dahi olsan, kör dahi olsan ben varım. Varlık sahnesine çıktım. Var olma anlayışı var ya, varlık. Buna kıyas edilecek hiçbir nimet yoktur. Var. Fark edenin imana dönüyor işte bu. Yani yaratılışının farkında olmak. Fark ettin mi farkındalığı? O işte küllüleşiyorsun. Yani mesela insan niye psikolojisi bazı şeye takılıyor? Takılmış ona. Lan başka bir şey de fark etti ya. Sifo değil bu ya. Niye ona kızıyorsun hep? Eşine, arkadaşına, şuna. Ya sifo değil ki. Başka tarafı yok mu bunun? Onu da gör yani. Kilitlenmiş ona roket gibi. O zaman başka bir şey görmüyor. O zaman kavga olmaz ki. Niye? E kızdım bir şeyin. Başka tarafı da var bunun. Bu insanın başka güzel tarafı da var. Yok mu yani? Hep eşin bu mu? Arkadaşın bu mu? Başka bir şey. Bana kızıyorsun yani. Hiç mi fayda görmedin? Bir de o tarafına bak. Hiç mi iyilik olmadı? E kötülük de var. Allah'ın adaleti de bu haşir meydanında. Bir adam iyiliği var koy cennete, kötülüğü var koy cehennem. Yok öyle. Tartıyor hangisi galip söyle. İşte bu vücut, vücutta ben vücuttayım. Birinci bu. Vücut anlayışı var ya, tabii ifade edemiyorum içsel alemimi. Ha? Şimdi var olmak için Allah lazım kısacası. Allah lazım. Varlığın Allah'ın kadar değerlidir senin aleminde. Kıyas değil, senin aleminde varlığının şuuru kadar Allah tebarruz eder. Allah ortaya çıkar, Allah anlayışı çıkar. Varlığının farkındalığı kadar Allah ortaya, var olur sende. Varım diyebilmek. Varlığın ondan zaten şehadet getiriyoruz. Bu vücut. Bir de yaratılmak var. Buna da hilkat. Bir de kadın değilim, köpek değilim, ağaç değilim, fıtrat. Bu fıtrat yaratılmış. Demek ki Allah bunlar için yaratmış. Yoksa bizim o isteklerimiz var ya, beka, ölmemek, her istediğim olsun, her yerde olayım. Her şeyi değiştireyim. Aniden telefonu, arabadır, şudur, eşim, aşım, işim. Hani eşini bile değiştirmek istiyorum. Bunlar var fıtratta. Bu yanlışlık nerede? İstekte değil. Bu isteğini ertelemeyi ve ertelemeyi beceremiyoruz. Bunlar vardır, ahirette olacaktır. Orada her an farklı bir şeyinde olacağız. Şöyle diyeyim. Çok güzel bir konu olduğu için biz Allah'a iman ediyoruz. Allah anlayışımız nedir? Mekanı yoktur. Bir an her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Emreder, ister olur, istemez olmaz. Söyledi. Allah zatiyle değil, burada sıfatlar yeri var. Bak şimdi, her istediği olur, istemediği hiçbir şey olmaz.
her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Güzel bir misal onun, güneş gibidir. Başka bir misal, 30. insan bahsinde ruhtur. Ruh bedene her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her şeyle tek şeydir, ruh. Ruh bölünemez. Aa, burası kulak, burası burun, burası ayak değil. Tek bir şey, homojen bir şey. Ruh tek bir şeydir. Ona basit denilir. Tek bir hakikattır. Varlıkta tek element kalsiyum, demir, uranyum bir eşya, bir element tek başına bulunamaz doğada. İlle başka bir şey alacak mesela. Ama ruh öyle değil. Basittir der. Yani tek şeydir. O şey hem kulaktır, hem burundur, hem duygudur, hem her şeydir. Ama hiçbir şey değil. Ruh. İşte Allah da bunun gibi düşün. Allah her şeydir. Ama hiçbir şey değildir. Hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi buna böyle iman ettik mi? Bedeli, el ceza min cinsil amel tesini. Bunun bedeli, yani böyle bir Allah'a iman etmenin bedeli ahirette buna mazhar olacaksın. Ne demek? Bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, hiçbir istemediğin olmayacak. Haşa, panteistlerle tanrılaşmak mı? Hayır. Cilvesine mazhardır. Bizim anlayışımızda Allah böyle ama Allah bu. Esma'daki Allah. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah bu. Sıfattaki Allah zaten bilmiyoruz. Kur'an'ın bahsettiği Allah esmandaki Allah'tır. Sıfatı bilmiyoruz. Şunat-ı zatiyedeki Allah'ı bilmiyoruz. Mahiyet-i zatiyedeki Allah'ı zaten bilemeyeceğiz. Allah Resulü'nün tabiriyle en iyi sen, bilen sensin diyor. Bizim Allah hakkındaki bilgimiz esma-i hüsnalardaki, esmalardaki Allah şeyimiz var. İşte esmaya azami derecede mazhar olacağız. Rahman, Rahim, Allah, Kadir, Kerim isimlerine mazhar olacağız. Bir anda her yerde olacağız. Hiçbir yerde olmayacağız. Her istediğimiz olacak. Onun için niye uzattım bunu? İsteklerimizi ertelemeyi, ertele ve ötelemeyi becermemiz lazım. Rahat edeceğiz. Beka istiyorsan orada. Her yerde olmak istiyorsan orada. Her istediğin olmasını istiyorsan orada. Onun için razı ol. Bu farkındalığa geldiğin zaman bu olur canım. Böyle dedi, tabii der, bu araba makaslama yaptı, bu bana böyle çaktı, olur canım ne olmasın, bu dünya böyle. Ali mükevni fesat, zıtların cemidir yani. Olmasın mı? Olması lazım. İkinci nevi, daha mühimdir. Yani Allah bunlar için bu mevcudatı yaratmış. İkinci sebebi, daha mühimdir ki her şey umum zişur mutala edebilecek ve Fatih-i Zülcelal'in cilve esmasını bildirecek birer ayet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak manaların hadsiz okuyucularına ifade etmesidir. Ha, ikincisi daha mühim. Yani bu birincisi neydi? Varlık, vücuda gelmek anlayışı. Yani bu vücut Allah'ın vücuduna muhtaç. Allah varken hiçbir şey yoktu. Yani benim varlığım olabilmesi için Allah kadar Allah lazım. Deniliyor mu? Daha önce demiştik mi? İyi ki Allah var. Allah'tan Allah var. Yani vücut, bak senin bizim anlayışımızda Allah zatına bakmıyorum. Vücuda gelmemiz Allah kadar Allah lazım. Allah lazım. Vücut o kadar değerli ki Allah lazım. Düşün. Var olabilmek için Allah lazım. Varız. O zaman bunun kıymetini bilmek lazım. Varlığının şuurunda olmak. Yani varım diye bilmek. Ben varım. Bu da öyle. Varlık sahnesine çıktı mı? Varım. Bunu 24. mektupta çok güzel anlatıyor. Yani mevcudat diyor, niye bitki olmadım? Bitki niye hayvan olmadım? Hayvan niye insan olmadım? İnsan niye peygamber olmadım? Diyeme hakkı yok. Niye diyor? Sen diyor yok iken var sahnesine çıktın. Var oldun. Olmadı. Vara çıktın. Taş olmadı. Yetmedi. Bitki olmadı. Yetmedi. Hayvan olmadı. İnsan oldun. Yetmedi. İmanı tattın. İmanı tattın. İmanı. İmanımızı yiyoruz şu anda. İmanınızda husur var hepinizde. Rahat bende de var elhamdülillah. İmanımızı kullanıyoruz. İman ahirette değil ki. Ahirette hakikati olacak. Cilve imanın. Burada besleniyoruz imanla. Nereye iman etmişseniz. Etmişse onunla besleniyor. Küfürle etmişse onunla, Adem'le, içi zulümat, karanlık, ümitsizlikle dolu. Ona iman etti. Biz de böyle bir şey ettik. Yani peki etmek demek
cep telefonunu uyduya, baz istasyonuna açmak, entegre etmek ona. Cep telefonu, o aldığın yeni kartı, şebekeyi kabul ettin, onaylattırdın mı o şeyleri? Kabul ediyorum, kabul ediyorum, tamam. Ondan sonra diyor ki, tamam, bu ekran gibi gözüküyor, bütün dünya senin önüne koyacağım. Bunu vaat ediyorum diyor. Sen küçük bir bedel vereceksin 10 lira, 20 lira. Ama bu ekranda bütün dünyayı önüne koyacağım. İman da böyle ya. Haşa, uyduya Allah'a misal, telefon bedene misal, telefondaki batarya hayata misal, telefondaki program ruha misal, kart imana misal, karttaki imtiyazlar imanın kalitesine misal. Bazı kartlar var, para fazla verirsin, 50 lira verirsin, 10 GB'tir, 60 lira verirsin, 100 GB veririm diyor. Daha fazla yerleri girersin, şunu bu. Bu da imana misal. Kart, eğer kartı söktün mü, telefon demir yerinidir. İman çıktı mı böyledir. O ana mahsustur. Geçmişi yok, geleceği yok. Telefondan kart çıkarsa ne olur telefon? O kadar. Demir. İman da öyle, kartı bu ruhtan çıktı mı iman? Uyduyla bağlantın kesiliyor. Mazi müstakbel alakan yok. Andasın, o kadar. Fok balığı gibi nefes alıp veriyorsun, o kadar. Varlığının şuurunda da değiliz. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Yer yer bizde. Demek ki ikinci faydası, bu vücudun dışında Allah bu mevcudatı mektup olarak anlam yüklemek için, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakmak için onunla imtiyaz kazanmak, mevcudatın üzerinde gözüken esma ve sıfatın cilveleriyle kendi fıtratımızı, hilkatımızı inşa etmek. Onun için gelmiş. Bu mevcudatın yaratılışının ikinci gayesi bu. Üçüncüsü acayip. Buna da şahit olacağız. Üçüncüsü nevi ise Sani Zülcelal'a bakar. Birincisi yaratılıştır. Yani Allah Halik olduğu için yarattı. Buna mesela ihtiyacındandır demişler. Bir daha söylüyorum, çok piyasada bu soru var da. Elhamdülillah bitti, onlara çok cevap vermiştik. Yani güneşin iktizası olan ısı, ışık vermesi, gezegenleri tutması ihtiyacından değil, iktizasındandır. Esmanı da yaratması ihtiyacından değil, iktizasındandır. Birincisi vücuda çıkmak oydu. İkincisi yaratılışın ikinci gayesi biz zişura farkındalığımızı arttırmak, inşa olmak. İnan bu kendini inşa etmek, inşa tuğlaları koymak, bina olmak, gökdelen olmak ahirette olamazdı. Bu cihette dünya cennetin üstündür. Çünkü cennette zıtlar yoktur. Cehennemde de zıt yoktur. Cehennem tek boyuttur. Celal ülkesidir. Cennet cemal ülkesidir. Tek boyuttur. Cehennemi getirin tencereye koyalım. Cenneti de koyun tencereye koyalım. Karıştırın. Karıştıralım. Homojen bir şey olsun, macun. Gidin dolaba koyun, çıkartın. O olacak şey dünyadır. Böyle acayip bir alemdeyiz. Bilin kıymetini. Vallahi bilin kıymetini, elimizden gitmesin. Eyvah diyeceğiz ama böyle bir garip memlekettir ya. Burası nedir? Cennetin, cehennemin, cemal ve celalin karmasıyla ortaya çıkan kemal ülkesidir. Böyle bir memleket. O kadar acayip zıtları barındırıyor ki nasıl bakarsan öyle. Cennet öyle değil. Cehennem de öyle değil. Ya bu zakkum, ya ben başka zemzem suyu kabul edeyim. Öyle bir şansın yok. Buradadır. Nasıl bakarsanız öyledir. Onun için herkesin dünyası kadar dünya var burada. Nasıl bakarsanız dünya öyledir. Çok gariptir. Böyle bir resim vardı böyle. Düz bir resim. Kim bakarsa farklı görüyor. Yandan bakınca benim... Aa, yeni dev çıkmıştı ama veya bir ana yeni geldi. Bana resim gösterdiler. Ayakkabı resmi. Yazlık ayakkabı. Üzerinde resim. Abi ne renkli görüyorsun? Allah'ım. Bir tanesi dedi ki farklı demesin. Lan, sen şaka mı söylüyorsun dedim. Bunun rengi bu. Yok abi dedi ya, senin şaka söylüyorsun. Ulan renk bile farklı. Herkes renkli farklı görüyor. İki gruba ayrılmışız ha. Hepimiz var ya böyle. Yarıya bölünmüşüz. Aynı renge farklı diyoruz. Şaşırdınız değil mi?
Böyle bir şey var ya. Alamdan aşağı gösterdiler bana bir resmi. Ne renkte görüyorsun dedi. Dedim bu. O tekstil ki oğlum ya ikiye ayrıldık. Benim gibi görenler, onun gibi görenler. Dünya böyle acayip ya. Garip. Renk körleri var. Kırmızı yeşil görüyor adam sokakta mısın? Ya neye geçtin ki? Ben yanıyor. Bana kırmızı yanıyor. Ne kırmızı ya dedi. Ben durdum da arabadan canım. Ben kırmızıyım. Allah Allah renk körlüğü var yani. Biliyor musun? Ben şunu anlatmak istiyorum. Herkes göre farklı olabilme özelliğine sahip o alem. Senin gördüğün gibi değil. Öyle zannetme. Çünkü ben farklı görüyorum. Herkes farklı görüyor. Üçüncüsü ise dedik, Allah'a bakıyor. Bu mevcudatı evirip devirip ya yapması, Allah'a nasıl bakıyor? Ona bakar, her şeyin faydası ve neticesi kendisine bakan bir ise, Sani Zülcelal'e bakan yüzlerdir. Ki Sani Zülcelal kendi acayip bir sanatını kendisi temaşa eder, kendi cilve esmasına, kendi masnuatına da bakar. Bu azami üçüncü nebi de bir saniye kadar yaşama kâfidir. Allah Allah. Dedik ya eşyanın bir mesela ayva düşün. Rengi var. Kokusu kapatmıyor üstünü. Yani bak birbirini kapat. Tadı var. Şekli var. Birbirini kapatıyor mu? Yok. Bak rengi tadını kapatmıyor. Demek ki farklı şekilde bakarsan kimisi kokusunu görüyor, kimisi şeklini görüyor, kimisi tadını görüyor, kimisi kimyasını görüyor, kimisi siyahatını görüyor, kimisi oradaki gıdayı zannediyor, reçelini zannediyor, farklı. Şimdi bu mevcudatın üçüncü tarafı da Allah kendisi seyretmek için yapmış. O taraf da var eşyanın içinde ama biz onu görmüyoruz yani. Allah seyrediyor, Allah bakıyor, çok tuhaftır. Şöyle, bizi bu derslerle tövbe yani, tefekkür ediyoruz. Tahayyülü küfür, küfür değil. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Mevcudatı yaratmadı. Sonra seni, olmayan seni, olmayan şekliyle yanına aldı. Gel dedi ki, Serkan dedi, gel. O değilsin ama, yoksun. Yanına aldı. İyi dinleyin burayı. Dedik, ey Serkan, sen yoksun. Senin yaratılışını, seninle yaratılan mevcudatı, senin yaratılışını sen seyret. Senin yaratılışını yanına oturttu. Senin yaratılışını, insan kendi yaratılışını seyretme makamına çıkabiliyor. Miraç bu. Kendi yaratılışını kendisi seyrediyor. İnsanda bu donanım var işte. Yani varlığın arkasına geçip varlık sürecini seyretme makamı var. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir yapı vermiş. İşte benim gömleğim hep kullanırım ya. Gömlek değilim. Ben diyen gömleğin arkasında. Benim gömleğim. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum kaldırmaz. Benim ruhum acayip. Benim ruhum sıkıldı. Kimin ruhu? Benim. Benim kitabıma su döktün yani. Benim. Ben miyim bu? Bana aittir. Ha, benim ruhum diyen ruh değil, sen onun arkasındasın. İşte o. Tamam. O öyle bir imtiyaz verilmiş ki eğer terakki edip onunla mevcudata bakmak demek kendi yaratılış sürecini seyrediyorsun. Kendini seyrediyorsun. Mesela bir burada denemede yapmıştık. Tabii yapmayınca zor oluyor ama mesela şimdi sorsam aynı. Kendinizi yukarıdan bakabilir misiniz? Mesela yukarıdan bakabilir misiniz? Aa, ben geçtim ona. Ben kendimi yukarıdan seyrediyorum. Bakın takkemi de görüyorum, kitabı da görüyorum. Biraz fazla yapa yapa alıştığım için. Hani var ya böyle şöyle de yapıyorlar diye nasıldı böyle. Hani böyle böyle yapabiliyor musun diye. Hani el karışıyor. Fazla yapmasan şey yapmıyor. İşte kendini seyrediyorsun. Bak yukarı tavana çıksan sen yapabiliyor musun abi? Bir tuhaf bir halimi söyleyeyim ama benim etsuplumla alakalı. Ama olabilir diye örnek olsun diye söyleyeceğim. Başka bir gayem yok. Yani böyle bir şey var insanda. Bazen oluyor. Yürürken caddede kendimi farklı yerden bakıyorum. Yapma onu. Bak orada şey var. Ona komut veriyorum. Ceset gidiyor. Böyle bir tuhaf oluyor böyle. Adam kendimi farklı yerde bakıyorum.
Oraya gitme bak, orada şey var abi. Oraya. Yani insan böyle bir şey var. Bir de varlık sürecinin arkasına geçiyor. Allah'ın seyrettiğini seyrediyor. Allah seyrediyor bu mevcudatı. Bu dersler bu makama çıkan zatın ifadeleri. Yani ustadın miracı bu. Kendi yaratılışının kendi sürecini seyrediyor. Allah'ın seyrettiği. Demek ki üçüncü faydası o. Yani Allah seyrediyor mevcudatı. Kayyumiyetiyle tutuyor. Kayyumiyetin bir cilvesini şöyle diyeyim. Mesela üstad diyor ki, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Şu şudur, insan sirayete maruzdur. Neyi seyrediyorsanız o cinsten düşünecektir. Neyi seyrediyor, dinliyorsa o cinsten düşüncesi oluşacak. Düşünceleriniz neyse sizin psikolojiniz de odur. Ben iyi değilim diyen adam düşüncelerini düzelt. İlaçla düzeltemezsin, düzelemezsin. Ondandır ki 7 seneden beri, 3 seneden beri psikoloji ilaç kullanıyorsun, düzelemiyorsun. Niye? Çünkü neticeye iyi değilim, uyku tutmuyor, kendimi farklı farklı şey, yani hepsine bir ortalama bir ilaç veriyor. Niye düzelmiyorum? Çünkü çözüm o değil. Çözüm düşünceni değiştirmedikçe, düşünce bu sistemi aktif ediyor. Bak, güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Ben kendimce onu izah edeyim bunu, güzel. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, doğru düşünmüyorsun demektir. Ha? Şimdi mesela kötü bir haber geldi. Midene vurmuyor. İyi değilsin, hastasın, grip, yatıyordun. Güzel bir haber oldu, istediğin bir şey oldu. Hemen imtihan olsa, ticaret işin şey olsa, hemen ayağa kalkmıyor musun? Hiçbir şey kalkmıyor. Peki, iyiyken kötü bir haber seni yatağa düşürmüyor. Mide kasteti vesaire doktor bilir. Bir sürü hastalıklar sıkıntıdan kaynaklı. Şu anda ne diyor tıp, yeni tıp? Yani hastalıkların %70 küsürü diyorlar. Yani daha fazla psikolojik deniliyor. Düşünce bozukluğundan, bakış tarzından, onu yorumlamasından kaynaklanıyormuş. Yani izah edemedikleri hastalıklar ne diyorlar? Psikolojik. Düşünce kardeşim. Düşünce hücremizi değiştirebiliyor. Bak oram, orası abi, oraya düşünce sinyal verdi. Vücutta orada savunma yığıyor. Tamam. Oraya yığıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Tıbbi değil. Diyorum ki, Allah bu kainatı, yıldızları, gezegenleri kayyumiyetle tutuyor ya, evirip devirip çeviriyor. Biz de bu vücut sarayını, bu memleketi, kutsi mabedi, Kabe'den daha kıymetlidir bu. Kabe'de anlam veren budur. Burada, ruh burada iman etmiş bu bedende. Tamam mı? Bu insandaki tasarruf var ya, hücrelerin hareketi, bezleri gidiyor. Salgılama, affedersin, dişe atılma, üreme, türeme, bir sürü sistemler, düşüncelerle tutuyoruz. Kayyumiyet gibi bedeni. Daha ileri düşünürseniz pergeli, ruhtur. Ruh kayyumiyetle tutuyor. Yani ruhun yapısı kayyumiyet. Kayyumiyet ne demektir kainata? Ruh bedene nasılsa. Biraz daha aşağı indireyim. Kayyumiyet kainatta nedir? Düşünceler vücuttaki sistemi nasıl çalıştırıyorsa, Allah'ın kaymeti de böyle. İşte düşüncelerle vücudu seyrediyoruz, Allah da bu kainatı seyrediyor. Demek ki bu kainatın esma ve sıfatın iktizasıdır. Yaratılan insanların bu alemde inşa oluşudur, ruhlarına malzeme yapıyor, buraya burası için gelinmemiş. Üçüncüsü bu kainatın yaratılmasında leysel filmken hep de mümakanın sırrı Allah seyrediyor. Öyle bir makama seni de getiriyor ki seni bütün varlıktan çıkartıyor. Sıyrıl giydiklerinden. Gömleği çıkar, atleti çıkar, vücudu çıkar, hayatı çıkar, aklı çıkar, ruhu çıkar. Çıkartamayacağın bir şey nedir? Benim ruhum diye ruhuna ait.
Ben olan ben dediği zaman terk edemediğin şeyin adı ennedir. O sensin. Ha o zaman oraya geç. Olmayan bir şey işte. Var ama yok. Yok varlık. Ona diyor ki ruhun yaratılmasına, aklın yaratılmasına, hissin, beşeriyetin ve bir insan yaratıldı. Sonra o insanın çekirdeğiyle kainat yaratıldı. Şunu seyret. İnşallah ahirette bunu seyredeceğiz. Ama bu dünyada seyredenler var. Miracını yapanlar seyrediyor. Allah Allah. Ya böyle bir... Yani bu insana keyif veriyor. Ben yapamıyorum, doğru. Sen de yapamıyorsun. Miracımız olmuyor ama insan nevinden birisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Benim inancıma göre anladığım hoca asıl imamları, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzamanlar, İmam-ı Şafii, İmam-ı Azamlar miracını yapmışlar. Benim. Çünkü Miraç Risalesi'ne gitti geldi o kapıyı açık bıraktı diyor. Asıl imamları yapıyor. Bir dakikada Aşık Kadın Uçları vardı İmam-ı Geylani'nin. Geylani'nin bir dakikada diyor mu şu anlarda? Bir dakikada nereden? Yerden arşa kadar. Uruçları var diyor. Arşa kadar ama yarabbi. Bir dakikada. Orfan altı çıkamaz. Çünkü ruhu hayala koydu diyor. Hayal suratinde. Ruh kuvvetinde. Ama yarabbi. Ama yarabbi. Gurur duyuyorum bunlarla ben. İnsan nevi ya. Onlar insan oluşu. Ben de insan olmam. Ortak bir tarafım var. Yani insanda böyle donanım varmış. Ben yapamasam bile onunla gurur duyuyor. Aynı bir böyle bir rüya görmüştüm. Kainat kıyamet kopmuştu. Böyle. Bir caddeden ben de haşirde kaybetmiştim hesabı. Mahkemeye gittik. Hesap günahım sebabım tartıldı. Size de ibret olun. Ne şahsı manevi ne demektir? Şahsım itibariyle sebabım günahım fazla gelmiş. Yani kelepçelendirler, zebanları götürüyorlar. Böyle yokuş. Gidiyoruz yokuş bitince oradan cehenneme atacaklar beni. Fakat bir baktım ki yolun sağ tarafı toz duman. Dedim buraya mı akıyorum şehir? Bir şey isabet etmemiş ama şehir ama canlı ağaçlar konuşuyor. Meğer o binalar duygularmış. İnsanın vücudundaki o duygular donmuş bina olmuş. Çerçeveler şunlar acayip acayip. Allah Allah zebanilere dedim ki ya bu ne dedim ya burası toz duman bir parça fark yok toz. Savaş oldu dedi. Kıyamet dedi. Dedim ya savaş oldu dedim. Yılın bu tarafı hiç mi isabet etmez? Dedi bu Şeyh Abdülkadir Geylani şehridir. Buraya bomba isabet eder mi ya dedi. Dedim ki gurur duyuyorum seninle dedim. İftihar ediyorum. Evet ben cehenneme gitsem bile seninle gurur duyuyorum. Seviyorum seni dedi. Aykırdım tamam mı? Çok burada ben kaybettim dikkat edin. Bak burada gurur gibi yok. Ben zaten aşırıda kaybettim hesaba göre. Sonra öyle deyince biraz yavaşladılar. Aa dedi, böyle çıkıyoruz ya. Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor dedi. Baktım ki o caddeden böyle paralel bizim caddeye doğru şey yapıyor. Ondan sonra onu caddede onu görünce bunlar şok oldu zebaniler. Bir sağ bir sol sıyrıldım onlardan. Doğru ona gitti. Elini de verdi şey. Şahsi maneviyi anlatacağım şimdi. Elini koydu kafama. Biz buzunuz. Bu bizi sever. Biz de bunu severiz. Bunu dokunmayın. Ben buna kefilim dedi. Tamam efendim dediler. Şimdi burada ne anladık? Bak şahsın kemalat, sevap günahı itibariyle haşir meydanda kaybettim. Cehenneme götürüyorlar. O neydi? Arkanızda hazır ve lazım. O şahs-ı manevin temsilcileri. Cemaatın şahs-ı manevisine dahil olursak ki inşallah hepiniz öylesiniz ki hepimiz öyle inanıyoruz, öyle muamele göreceksiniz. Şahs-ı manevi dahil olunca o sizi el atıyor. Allah biliyor, aynı böyle gördüm. Bu bizi sever, biz de bunu severiz. Biz buna kefiliz, bırakın dedi. O şahs-ı manevi. Uyanınca da şahs-ı manevi. Çünkü o günler şahs-ı manevi çalışıyor. İnşallah böyledir. Fert ne olacak? İstikamet de fert olmak. Demek ki üçüncü şey Allah seyrediyor. Ha bizim bu sıkıldığımız dünya var ya beğenmediğimiz. Allah'ın seyrettiği yer. Dolayısıyla taşın arasında yaylalara girerseniz, ot görürseniz Allah Allah bunu kimse görmedi. Bunu niye yarattı demeyin. Allah seyrediyor. Esma Hüsna iktiza ediyor. Ahirete mezra oluyor. Peki başka insan görmedi. Sen görmedin. Taşın arasında otu kim görür ki? Öyle insanlar var ki hayal
hayale ruhunu bindirip gezdiriyorlarmış semalarda. Gezegenden gezegene dolaşıyorlar. Yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar tabii. Nerede mi? Dünya dönüyor ya. Bizim gibi adamların üzerine mi kurulmuş? Böyle insanlar da var. Şahsi manevi. Şahsi manevi azalarda böyle oluyor. Şimdi kaç dakika oldu? Evet. 43 dakika mı oldu? O zaman 45'e kadar tamamlayayım. Bir saat yapmıyorum ama 45 dakika yapıyorum. Çünkü ağır dersti. Çünkü ağır değildi ya. Keyif. Bak psikoloji neymiş? Allah'a verilmesi gereken duyguları ve fikirleri kendimize döndürmenin adıdır. Psikoloji sıkıntı. Verdim Allah'a, böyle darlamayın. Yani ben burada otururken kendimi anlatmıyorum ki kitapta böyle. Ben böyle de yaparsam sıkıntı çekerim. Böyle yaparsam şu keyif sürer. Allah şahit olsun keyif sürüyor. Niye? Böyle dediği gibi Allah Allah. Oturuyorum, çalışıyorum. Bakıyorum, ezim çiziyorum, Risale-i Nur'a muhatap olmaya çalışıyorum. Her derdimizin dermanı olan Risale-i Nur'a muhatap oldu mu o sıkıntı gidiyor diyor. 249 Kastamonu'da. Bana da sirayet etti sıkıntı diyor. Usta, sirayet etti diyor. Sıkıldım demiyor. Hariçten geldi diyor. Senin sıkılman dahilde değil. Dışarıdan geliyor. Bir adam düşünün, bekleyin. Moral hep böyle olumsuz. Kastayız, iyi değiliz. Memleket baktığına dolar şey oldu. Hep böyle olumsuz. Onun yanında kendini iyi hissedemezsin ki ya. Ya şöyle oldu, böyle oldu, o kanser oldu, o kemoterapiye gitti, o çok iyiydi, bir anda karnı aldı gitti. Bir baktı ki bilmem verem olmuş, bilmem ne olmuş, zıkkımın kökü olmuş, bir sürü şeyler oldu. Böyle bir adamın yanı, of be ne güzel ya, saat geçirdik ya bunlar. Yok ya, uzaklaş ya bu adamlardan ya. Mesela hastanede refakatçi oluyorlar, hasta olup çıkıyorlar ya. O onu dinliyor, onu diyor mu? Ya çıldıracağım diyor ya. Refakatçi olup da oh be ne kadar rahat ettim diyen var mı ya? Hep o bir şöyle, 6 ay önce gelseydim, hep evhamını tahrik ediyor. İşte gafil doktor da öyle. 6 ay önce gelseydim, bu tespit edilecekti. Eyvah, ona keşke 6 ay, keşke. Ne keşke ya, keşke geçmişin bataklığıdır. Şimdi, hem her şeyin vücudunu iktiza eden bir sırrı kaymet var ki, üçüncü şurada izah edilecek. Allah Allah. Ondan sonra şu cümleyi okuyayım. Bir zaman tılsımı kainat, kainatın sırları. Ya bize bakan tarafları değil ya, sır da bakıyor. Kainatı nasıl görür? Ot ve su. Gözlük derdi yok, ayakkabı derdi yok. Elbise derdi var mı sırrın? Yok. Hatta ben alışıyorum şu elbiseyi biz alıyoruz. Sırrın deri montunu biz alıyoruz. Sırrın varlığa nasıl bakar? Ot ve su. Bazı sırlar da var. Mide ve uşkurluk. Sırf bunun için yaşıyor. Başka ne olacak? Sığır işte. Başka bir çeşit sığır. Mesela sığır aşağıda otluyor ağacın altına. Biz de elmada otluyoruz ağaçta. Ne farkı var ya? Yani? Ama bu tılsımı kainatı fark etmek lazım. Muamma-i hilkat cilvesiyle mevcudatın hikmetlerine, faydelerine baktım ve dedim. Acaba bu eşya neden böyle kendini gösteriyorlar? Çabuk kaybolup gidiyorlar. Ondan sonra siz okursunuz. Buraya kadar okudum. Bak cevabı burada ha. Bir de okuyayım. Bitti okumayacağım. Bir zaman şu kainat benim baktığım gibi bildiğim gibi olmadığını. Tamam bunun adı tılsım. Sır. Ve sır işte bak sır senin gibi görebilir mi? Tarlaya bakınca ne görür? Emlakçı farklı görür. Tarla sahibi farklı görür. Ziraat mühendisi farklı görür. Verici istasyon var ya bugünlerde birileri muhtemelen. Hadi oraya baz istasyonu olur mu diye bakar. Sığır nasıl bakar tarlaya? Emlakçı nasıl bakar? Ulan burası acaba imar verilmiş mi? Tamam. Bunu alabilir miyim? Ötekisi olan ev yapabilir miyim? Sığır da şuradan iki parça bir şunu götürsem böyle iki lokma. Herkes farklı. Allah da farklı görecek tabii burayı. O zaman bu farklı bakışların toplamına tılsım denmiş. Çeşitli bakışların hulasası. Tılsım-ı kainat ve muamma-i hılkat. Kendi yaratılışımıza şahit bile değiliz ya. Yani ben neyim? Hep dışarıdayım ya. Gazete, televizyon, seyrede ve oradayım. Video seyrede. Ya hiç içeri geçmiyoruz ya. Kendimize o kadar yabanı ve yabancıyız ki. Kim bu memleket ülkesi ya? Ne yapıyorlar burada ya? Kimler var burada? Bazen de kayboluyoruz. Bizim bir ders vardı böyle. Ben kayboldum. Beni bulan
bana haber versin. İşte bu üç alemde ben kayboldum. Ben kayboldum ve beni bulan, kaybolana haber versin. Ulan neden haber verecek işte. Böyleyiz biliyor musun? Bu şey gibi ama aynı doğru ya. Bu memlekette 23. sözde söylüyor, saray diyor değil mi? Bir baktım ki bazıları bomboş diyor. Hep kapıdalar diyor. Bir tanesi dolu diyor. Bir baktım Said diyor, tamam mı? İçeride ya, acayip memleket burası kardeşler ya. Esas yaşantı burada ya. Esas yaşantı buralarda. Oo, neler var diyorlar tabii. Küfre nimet etmeyeyim ama elhamdülillah. Zannettiğimiz şu dünyaya benzemiyor hiç. Ne olur sıkıntı olduğu zannediyorsan, becerebiliyorsan fırtına olduğunca denizde limana giriyorsun ya. Becerebildiğin kadar içeriye geçtin mi en dehşetli fırtınada dahi fark etmiyoruz. Öyle insanlar var ki depremi bile, bizi sokağa atan deprem onlar hissetmiyor bile. Hissetmeyen insanlar var ya. İçeriye geçtin mi oho, sonra açıyorsun. Ne oluyor? Şu tuz buz olmuş bu memleket, haberin yok mu ya? Bak mesela misal vereyim. İçeride yaşadığınızda deli. Bu kadar haber yok, senin haberin yok mu? Yok. Nerede oturuyorsun Sultanbeyli? Türkiye'ye batsak haberin yok. Niye? Takip etmiyorsun. Nasıl olur ya? Nasıl seyretmeden duruyabiliyorsun? Onun alemi öyle. O çünkü dışarıda yaşadığı için. İçeriği bilmediğinden habersiz yaşıyorsun ha? Ben 1980'den beri seyretmiyorum. 80'den beri haber bakmıyorum. Ne olmuş yani? Daha mı fazla biliyorsun? Muhatap olmuyorum. Vay oluyor muymuş? Oluyor bak sen yaşıyorum. Sence yaşanmaz değil mi? Ben daha iyi yaşıyorum. Daha zorlu. Öyle gitti sineklerin kanadı uçtu. Evet sayın seyirciler. Sineğin kanadı koptu da falan adam tuttu falan. Ne ya? Ha, demek ki şey demek istiyorum. İçeri ballar balını bulursa adam rahat ediyor. Kovanım yağma olsun. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Bu hakikatle haklanmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerinde sema ve arzı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden hırsı emin eylesin. Amin. Ya Rabbi neler isteyeceğimizi bilmiyoruz. Nerelerden de sığınacağımızı da bilmiyoruz. Amin. 124 bin peygamberin ve 124 milyon evliyanın İstediklerini istiyoruz, sığındıklarına da sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Ve hakikatle haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahumen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı man selamat.